Merhabalar. Nisan ayında Türkiye haritası üzerindeki gezegen enerjilerini incelemek üzere yine bir aradayız. Nisan ayının gündemini en önemli şekilde oluşturacak olan astrolojik olay hiç şüphesiz ki güneş tutulması. 8 Nisan tarihinde bir güneş tutulması enerjisini deneyimleyeceğiz. Güneş tutulmaları önemli enerjilerin haritanın odaklandığı yerin neresi olduğunu gösteren ve önündeki birkaç ay boyunca bu enerjiyi deneyimleyeceğini gösteren işaretlerdir. Güneş tutulmaları ve ay tutulmalarından sonra ülke atmosferinde, ülke gündeminde o tutulmanın işaret ettiği yönde bir takım değişiklikler olur. Halkın gündemi, insanların dikkati, güneş tutulmasının yaşandığı evin konuları üzerinden oluşmaya başlar. 8 Nisan tarihinde yaşayacağımız güneş tutulması 10. evimize denk geliyor olacak kuruluş anı haritamıza baktığımızda. Türkiye haritası beni takip edenlerin bildiği gibi ikizler yükselene sahip. İkizler yükselene göre 8 Nisan'da gerçekleşecek olan güneş tutulması Hint astrolojisi hesaplamalarıyla balık burcu içerisine denk geliyor. Bu durumda da burası Türkiye'nin 10. evi oluyor. Peki 10. ev neleri temsil ediyor ülke haritası anlamında? 10. ev bir devletin diğer devletler nezdindeki şöhretini, bilinirliğini, kısacası statüsünü gösterir. Ama 10. ev her şeyden evvel ülkenin üzerindeki hakim gücü tanımlayan evdir. İktidardaki parti 10. evdedir. Cumhurbaşkanı 10. evdedir. 10. ev aynı zamanda toplumda öne çıkmış, tanınmış, şöhretli insanları da tanımlar. Şimdi 8 Nisan tarihinde yaşanacak olan güneş tutulmasının etkileri artı eksi 15 gün demiştik hatırlarsanız tutulmalarla ilgili enerji etkilerine çoktan başlamış vaziyette. Hatta ve hatta seçim atmosferi de bu enerjinin içerisinde gerçekleşti. 10. evin az önce anlamının ne olduğunu sizlerle paylaştım. Bu noktada Türkiye üzerinde hakim olan güçte önemli bir enerji dönüşümünü beklememiz bu tutulma sayesinde. Burada bir takım taşların yerden oynayacağı, yeni bir takım hamlelerin geleceği, bu hamleler doğrultusunda düzen ve stratejinin farklılaşacağıyla ilgili işaretleri bu güneş tutulması veriyor diye yorumlayabiliriz. Ayrıca unutulmamalıdır ki 10. evin tam karşısında astrolojide 4. ev yer alır. 4. ev ise 10. ev iktidarı temsil ettiği gibi 4. evde muhalefeti temsil etmektedir. Aynı organizasyonel değişiklikler, aynı bakış açısındaki değişiklikler tıpkı iktidarda olduğu gibi muhalefet açısından da geçerli olacak demektir. Bu güneş tutulması enerjisiyle birlikte. Güneş tutulması enerjisinin içine karışan gezegenlerden bir tanesi de retro Merkür olduğu için Türkiye açısından geçmişe yönelik yapılmış hataların sorgulandığı bir süreci de tetikleyeceğini düşünmekteyim ben. Yapılan iletişim hataları, insanların kendini ifade ederken kurdukları yanlış cümleler bunların üzerinden de bir takım siyasi olayları hem muhalefet tarafında hem de iktidar tarafında gözlemliyor olabiliriz. Ancak Merkür Retrosu'nun etkilerini hemen gözlemlememiz mümkün olmayabilir. Çünkü Merkür Retrosu'na Hint astrolojisine göre Koç burcunun içerisinde başlayacak. Güneş tutulmasının hemen ardından ertesi gün balık burcunun içerisine girerek bu enerjinin içerisine karışacak yani güneş tutulması enerjisinin. Bu sebeple ilk önce bir tam anlamıyla bir hamle faaliyet göremeyebiliriz hem iktidardan hem muhalefet partilerinden fakat Merkür retrosunu tamamlayıp Nisan ayını bitirdikten sonra yani biz Mayıs ayına doğru burada biriktirdiği bilgileri doğru şekilde kullanmaya başlayabilecektir diye düşünüyorum. Yani seçim sonrasında hemen Nisan ayında bir takım iktidardan ya da muhalefetten e, radikal hamleler gelmese bile bir içine çekilme her iki tarafta da, olanları değerlendirme ve bu değerlendirme sonucunda aksiyona geçme ile ilgili eylemleri Nisan sonuna doğru Mayıs ayında daha fazla olmak üzere hissediyor olabiliriz. Tabii ki güneş tutulmasının bir diğer etkisi de az önce belirttiğim gibi 10. evin tam karşısında 4. ev bulunduğundan Burası da sizlerin de beni takip edenlerin bildiği gibi Türkiye'nin topraklarını, toprakla ilgili problemlerini, vatanın bölünmez bütünlüğünü gösteren bir yer olduğu için dördüncü ev, burayla ilgili enerjileri de tetikleme potansiyeli bulunuyor. Yani toprak kaymaları, toprak ilintili problemler, depremler gibi konularda maalesef bu tutulma süreçleriyle birlikte gündemimize taşınan olaylar olabilirler. Ayrıca topraklarımızın bölünmez bütünlüğü ile ilgili konular da önümüzdeki 6 ay en azından son derece önem arz ederek bizim önümüzde bulunuyor olacak. Zaten Türkiye mayıs 2025'e kadar topraklarıyla ilgili problemleri maalesef deneyimli olacak. Zira Rahu ve Ketu hattının yerleştiği aks burası olduğu için 4 ve 10 aksı biz herhangi bir zaman diliminde maalesef bu konularla ilgili dikkatimizi başka tarafa kaydıramıyor olacağız. Mayıs 2025'ten sonra ise yani Rahu ve Ketu yer değiştirdikten sonra Türkiye'nin 3-9 hattına geçiyor olacaklar. Ben daha önceden benim videolarımı seyredenlerin hatırlayacağı gibi Türkiye'nin iktidar gücüyle ilgili toplumun yapısıyla ilgili bir takım radikal değişikliklerin önümüzdeki yıllarda olacağından çok daha evvel bahsetmiştim. Bu değişiklik nodların yer değiştirmesiyle birlikte Türkiye için daha da şiddetleniyor olacaktır. Özellikle Satürn'ün şu anda zaten hali hazırda 9. evimizin içerisinde bulunuyor oluşu bizim toplumsal olarak bir dönüşüm sürecinden geçtiğimizi zaten bize anlatmakta. İktidar anlamında da bir takım değişiklikler beklemekteyiz. Bu etki yıllar içerisinde dediğim gibi 2025 Mayıs ayında iyice tetiklenerek zaten ortaya çıkacak. Toparlayacak olursak Türkiye'nin önümüzdeki 4-5 senelik periyodunda önemli bir iktidar, önemli bir atmosfer değişikliği havası zaten haritanın üzerinde gölge olarak durmakta. Nisan ayının özeline tekrar geri dönecek olursak, 13 Nisan'da yer değiştiren Güneş, Koç burcunun içerisine geçiyor olacak. Ee, Koç burcu içerisinde Güneş gezegeni yücelir. Yani enerjilerini en güzel şekilde bize aksettirir. Koç burcu ise Türkiye haritasına baktığımızda 11. eve denk gelmekte. 11. ev neydi? Tekrar bir hatırlayalım mundane ülkeler astrolojisinde. 11. evde belediyeler, belediye başkanları, yerel yönetimler var. 11. evin içerisinde yücelerek yerleşecek olan güneş önümüzdeki bir ay boyunca yani Nisan ortası itibariyle belediye başkanlarının, yerel yönetimlerin halkın gündeminde fazlasıyla ve parlayarak yer alacağını gösteriyor. E, ışığını saçacak bu konu başlıkları böyle de diyebiliriz. Yönetsel iradelerini yerel yönetimler e, oldukça fazla ortaya koyabilirler. Pek çok olayda liderlik edip ...halkın önüne çıkabilirler. Toplumsal bir takım tercihlerin de... ...fazlasıyla söylendiğine... ...dile getirildiğine... E, ...Nisan ortası, Mayıs ortası... ...arasındaki dönemde... ...şahitlik ediyor olabiliriz. Güneş'in bu yücelimli yerleşimi sebebiyle. Bu arada Güneş tutulmasının... ...içerisinde olan bir başka gezegenimiz daha var. Onu unutmayalım. Venüs de Güneş tutulmasına eşlik ediyor olacak. Venüs e, toplumda biliyorsunuz... ...şöhretli e, medyatik kişileri de... ...temsil ediyor. Kadınların da temsil ediyor. Bizim haritamıza özel olarak gençler ve çocukları da temsil eden bir gezegen. Güneş tutulmasının içerisinde yer aldığında Venüs, bu konularla ilgili bir takım problemli mevzuların da ortaya çıkmasını bekliyor olabiliriz. Ya da bunu olumlu tarafından değerlendirmek istersek, Güneş tutulmasının içerisinde aslında enerjiler biraz yutuluyor ama. Medyatik insanlardan, sanatçılardan ya da gençlerden e, bizleri mutlu edecek bir haber geliyor olabilir. Bir süreci tetikleyebilir bu konu. Bizi memnun edecek bir sürecin içerisinde gençlerimiz, sanatçılarımız ya da toplum için önemli olan medyatik insanlardan bazıları bulunuyor olabilir. Güzel bir olay, güzel bir haber yaşıyor olabiliriz. Ancak şunu unutmamak lazım, tutulma enerjileri, içine karışan gezegenleri yutarlar. Bu anlamda ben Venüs'le ilgili çok olumlu bir haber duymayı açıkçası beklemiyorum. Daha ziyade kadınları ya da sanatçıları alakadar eden konuların ön plana çıkacağını ve bunun da çok tatlı haberlerle olmayacağı kanaati bende uyanıyor. Bu aynı zamanda skandal skandalvari bir durumu da getirebilir. Çünkü Rahu ile birlikte kavuşan Venüs enerjilerini biraz abartılı ifade etme eğilimindedir. Topluma ters düşecek bir takım hareketler de görüyor olabiliriz. Tanınmış medyatik insanlardan. 23 Nisan tarihinde Mars gezegeni de yer değiştiriyor olacak. Mars gezegeninin balık burcuna geçişiyle birlikte Mars öfkesini e, duygusal olarak ifade etmeye başlayacak demektir bu. Burası yine Türkiye'nin 10. evi. İktidar güçlerinden, iktidarda bulunan insanlardan bir takım duygusal patlama niteliğinde e, öfkeyi tutamadan dışarıya uğran davranışlar görebiliriz, söylemler duyabiliriz. Öfke kontrolü biraz zor olabilir. Mağduru oynamaya eğilimli olur Mars balık burcunun içerisinde. Ve Nisan ayının sonunda da burada seyretmeye başlayacak. Rahu'yla da birlikte olduğunu düşünürsek durumları abartmaya da eğilimli olacak. Yani pireyi deve yapan bir öfke krizine sebep olan bir takım olayları iktidar tarafında gözlemliyor olabiliriz. Aynı zamanda Mars ve Rahu bir araya geldikleri için şunu da akılda tutmak lazım. 23 Nisan tarihiyle Mars-Rahu'nun yanına geçtikten sonra yaklaşık bir buçuk aya yakın burada birlikteliklerini sürdürecekler. Mayıs sonlarına kadar diyebiliriz kaba taslak olarak. Mayıs sonlarına kadar Rahu ve Mars birlikteliği kural yıkan bir birliktelik getirir. İktidardan hiç bugüne kadar görmediğimiz, son derece radikal sayabileceğimiz kendi normal düzenlerinin dışında bir takım hamleler görmeye de hazırlıklı olmalıyız. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Pozitif yönde de hiç beklemediğimiz tarzda radikal sayılabilecek bir takım siyasi hamleleri seyrediyor olma şansımız Var Rahu ve Mars yan yana olduğu müddetçe gökyüzünde. 24 Nisan tarihinde ise Dolunay sürecini deneyimleyeceğiz. Bu da Hint Astrolojisine göre Terazi Burcu içerisinde gerçekleşecek. Terazi Burcu bildiğiniz gibi Türkiye'nin en kalabalık gezegen yerleşiminin bulunduğu nokta. Çok çok kuvvetli yogalarının değdiği nokta 5. evimiz bizim. 5. evimiz gençlerimizi temsil ediyor, spekülatif kazançları, borsayı temsil ediyor, eğitim sistemimizi temsil ediyor, sanatçıları, medyatik insanları da temsil ediyor. elçiler, toplumun mutluluğu, mutsuzluğu da bu evden görülüyor. 24 Nisan'daki dolunay sürecinde yumuşak sayılabilecek bir dolunay diyebiliriz bu tarihtekine. Toplumun üzerindeki pozitif atmosferde bir gelişme yaşanabilir. Gençlerle ilgili daha önceden başlanmış bir olayın olumlu neticesini alıyor olabiliriz. Eğitim sistemi alakalı da sonlanan, tamamlanan bir süreç yaşanabilir. Ben genel anlamda 24 Nisan'daki dolunay sürecinin toplum üzerinde olumlu etkilerini deneyimleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bir Jüpiter görünümü altında gerçekleşecek dolunay. Bu arada Jüpiter görünümü demişken unutmadan şunu da belirtmek istiyorum. Geçen ay söylediğim gibi borsadaki pozitif havanın bu ayda devam edeceğini düşünüyorum. Borsadaki ve spekülatif kazançlar üzerindeki ancak şunu unutmamak lazım Mayıs ayı itibariyle yer değiştiren Jüpiter bu evi görünümde tutmaktan vazgeçecek. Yani 5. evimizi. Bu tarihten itibaren yani Mayıs ayı itibariyle borsa ile ilgili yatırımlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Jüpiter'in yer değiştirmesiyle birlikte yeni görünümde tutmaya başlayacağı ev ise 4. ev olacak. Dördüncü eve görünümde tutmasıyla birlikte yatırımlar daha ziyade artık bir müddettir ara verdiği mülk, toprak, arazi gibi noktalara kayıyor olabilir. Ayrıca geçen ay söylediğim gibi Nisan ayının 13'ünden itibaren Güneş gezegeninin Koç burcu içerisinde yücelerek yerleşmesinden dolayı Altın fiyatlarıyla da ilgili yine bir pozitif atak görüyor olabiliriz. Elbette ki tüm ekonomiyle ve yatırım araçlarıyla ilgili söylediğim şeyler asla yatırım tavsiyesi değildir. Daha önce de belirttiğim gibi ben gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına göre olabilecek potansiyel piyasa enerjilerine işaret ediyorum. Finansçı değilim. Yaz aylarıyla birlikte yatırımları daha ziyade taşınmazlar üzerinden yapmayı düşünmekte fayda var diyorum Elbette ki piyasayı hep beraber gözlemleyip durumun ne olduğuna hep birlikte bakıyor olacağız son olarak balık ve Koç burcu arasında gelip giden gezegenler sebebiyle bu ay gökyüzünde boğulma derecelerinde ilerleyecek olan pek çok gezegenimiz var ayın yarısını ilk 14 gününü Merkür özellikle boğulma derecelerinde geçirecek ticari hayat için iletişim konuları için bu devlet e, nezdinde de bu şekilde gerçekleşecek sıkıntılı dönemler söz konusu olabilir. Bir takım teknik arızalar sebebiyle teknik yanlışlıklar yapılabilir. Bunun siyasi hayata, Türkiye'deki toplumsal hayata bir takım etkileri olabilir. 10-17 Nisan tarihleri arasında güneş keza boğulma derecelerinden ilerleyecek. İktidardaki güç anlamında bir takım yanlış hamleler olabilir. Belediyeleri alakadar eden noktada da belediye başkanlarından da yanlış hamleler görüyor olabiliriz. Güneşin boğulma derecelerinden ilerlediği dönemde 22-27 Nisan tarihleri arasında ise bu sefer Venüs boğulma derecelerinden geçecek. Bu da yine toplumdaki kadınlarla ilgili, gençlerle ilgili bir takım şiddet olaylarını gündeme getiriyor olabilir. Çünkü Venüs ve Mars'ın da birlikteliği söz konusu olacak balık burcu içerisinde. Aile içi şiddet ya da aile içi tacizlerle ilgili bir takım haberler duyuyor olabiliriz hiç istememekle birlikte. Nisan ayının özetini yapacak olursak Nisan ayı genel anlamda enerjilerin ne hepten kötü ne hepten iyi olduğu bir ay. Fakat önemli gökyüzü olaylarıyla gündemimiz şekillenecek gibi duruyor. Bilhassa Rahu'nun yanına karışan gezegenler sebebiyle olayların abartılacağı durumlar söz konusu olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Toplum olarak tansiyonlu davranmaya yatkın bir dönemden geçeceğiz. Hissi davranmaya yatkın olacağız. Ancak dediğim gibi ne çok kötü ne çok iyi enerjiler beklemekteyim. Orta yollu bir halle Nisan ayını Türkiye'nin kapatmasını ümit ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.